Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, görevinin ikinci yılında da durmadan, yorulmadan milleti için, ülkesi için çalışmaya devam etti. Ülkenin bir yanında ciğerlerimiz yanarken bir yanı sel aldı. Pandemi bütün dünyayı esir alırken Türkiye üreticisi, çiftçisiyle durmadan çalışmaya devam etti. Bir tek gün gıda stoklarında sıkıntı yaşanmazken bir de önemli oranda ihracat yapıldı bu dönemde. İşte üretimden ihracata, yangınlarla mücadeleden dikilen fidanlara, verilen desteklere bir kez daha millete hizmet yolunda dolu dolu bir yıl. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber verdiğimiz desteklerde büyük bir artış sağlandı. 2019 yılında 16,1 milyar lira olan tarımsal destekleri bu yıl 22 milyar liraya çıkardık. 2021'de ise 24 milyar lira destek ödemesi yapacağız. Ayrıca TKDK, IPART, Orköy kapsamında 316 bin projeye 24,5 milyar lira destek verirken, kırsalda 46,5 milyar liralık yatırım yapıldı. 230 bin yeni istihdam oluştu. 5 Ocak'ta zorunlu hale gelen sigarada düz paket uygulamamız ilk hedefine ulaştı. Yapılan araştırmalar, düz paketin kullanıcılardan %81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğüne yer veriyor. Su ürünleri üretimi ilk kez 800 bin tonu geçti. Su ürünleri ihracatında 1 milyar dolar olarak belirlenen 2023 yılı hedefini yakaladık. Yeni hedefimiz 2 milyar dolar. Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz yasaklardan muaf tutuldu. Borçları faizsiz ertelendi. Bitkisel üretimimiz bu yıl 124 milyon tona çıktı. Hayvancılıkta büyükbaş hayvan varlığımız %8 artışla 18,6 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız ise %20 artışla 55,1 milyon oldu. Yazlık ekiliş programıyla hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkiler tohumlarını %75 hibe ile dağıttık. 2019'da bir önceki yıla göre besilik hayvan ithalatımızı yarı yarıya azalttık. 2020'de 2019'un yarısı kadar ithalat gerçekleştirdik. 2021 yılı sonu itibariyle besilik hayvan ithalatına son vereceğiz. Tarımsal hasılamız son 2 yılda %47 artışla 27,5 milyar liraya çıktı. 48 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada ilk 10 arasında, Avrupa'da ise lideriz. Pandemiye rağmen bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 artış gösterdi. Tarımsal ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. Ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacağız şiarıyla hazineye ait kullanılmayan tarım arazilerini örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açtık. Çiftçilerimiz bu arazileri bedelsiz olarak örnek yaz ekilişleri için kullanırken hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanıyor. Bu yılda dev barajları, su projelerini hayata geçirmeye devam ettik. Ilısu Barajı, Çetin Barajı, Kars Barajı, Demirözü ve Konya Ovası sulama projesi, Reyhanlı Barajı, Tahtaköprü Barajı yükseltmesi, Düzbağ Projesi, Doğanpınar Barajı Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi, Davutlar Regülatörü ve Rize Merkez ve Güney Su İlçeleri Taşlıdere Vadisi ıslahı hizmete alındı. Bir diğer dev proje Yusuf Elinde sona gelindi. Sulamaya açılan alanlar ve toplulaştırma çalışmaları sayesinde çiftçilere yıllık 20,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2,5 yılda 72 baraj ve 80 gölet, 225 sulama tesisi, 45 HES, 46 içme suyu, 5 atık su ve 400 taşkın koruma tesisiyle 100 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projesi olmak üzere toplam 973 tesisi bitirip hizmete açtık. 2021 yılını su ve sulamada hamle yılı olarak ilan ettik ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Suların yer altında depolanması prensibine dayanan yeraltı barajları inşasına da özel önem veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar yerüstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda 100'ün üzerinde yeraltı barajı inşa etmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 16 adet projeyi tamamladık.
2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijitalleşme yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz uygulamalardan biri e-Tarım Portalı oldu. Bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan e-Tarım Portalı'nda çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmet sunuyoruz. E-Tarım Portalı getirdiği büyük kolaylıklar yanında zaman ve mali olarak da önemli tasarruf sağlıyor. Bu yıl Mayıs ayında uzaktan eğitim felsefesiyle kurgulanan Tarım Orman Akademi de devreye girdi. Çiftçi ve üretici ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgiye internet üzerinden yayınlanan ders ve eğitim videolarıyla hızlı bir şekilde bu portaldan ulaşabiliyor. Şu an için sisteme kayıtlı 5994 üye çiftçi bulunurken 67 eğitici akademisyen tarafından 59 konuda eğitim verildi. Bütün resmi kurumlarımızın yanı sıra yerli ve milli, Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOK'tan, savunmamızın önemli aktörü İHA ve SİHA'larımıza, tarımsal üretimden taşımacılığa, sağlıktan eğitime kadar her sektör için özel meteorolojik çalışmalara imza attık. Ülkemizin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gücünde milli elektrikli traktör prototipini tamamladık ve 20 adet için üretim aşamasına geçtik. 45 dakikada tam şarj olabilecek elektrikli traktör, 7 saat aralıksız çalışabilecek ve %90'dan fazla yakıt tasarrufu sağlayacak. İlk prototip olan 105 beygirlik elektrikli traktör, aynı güce sahip fosil yakıtlı bir traktörle kıyaslandığında yıllık ortalama 750 saatlik kullanımda 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak. Bir diğer büyük projemiz olan akıllı küpe uygulamasında 20 bin hayvanda deneme çalışmasına başladık. Olumlu sonuçlandığında bütün hayvan varlığına uygulayacağımız akıllı küpe sayesinde hayvanların bulundukları konum ve canlı olup olmadıkları bilgisi anlık takip edilebilecek. Hayvanların doğru tohumlama zamanları bildirilerek süt veriminin artmasına olanak sağlanacak. Dijital sağlık karnesi olarak da kullanılan akıllı küpeyle yetiştiriciler hayvanların tüm sağlık bilgilerini dijital ortamda öğrenecek ve hastalıkların önlenmesi, erken tespiti ve hızla tedavisi sağlanacak. Bu yıl hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden bir diğer olan dijital tarım pazarı DİTAP'la üretici ürününü değer fiyattan satarken tüketici kaliteli ürünü uygun fiyata alıyor. Aracılar ortadan kalkarken maliyetler de düşürülmüş oluyor. DİTAP'a kayıtlı şu an için 127 bin alıcı ve satıcı bulunurken 150 milyon liralık da işlem hacmi gerçekleşti. Uluslararası Uzay İstasyonu'yla bir ilki gerçekleştirdik. Teknolojiyi, dijital gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yerli olan teknolojilerle de dünya piyasalarında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzay teknolojileri de bakanlığımız için özellikle meteorolojik anlamda oldukça önemli. Bu yıl Aralık ayında yaptığımız görüşmede tarihte bir ilk olarak yer aldı. Uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı olan Uluslararası Uzay İstasyonu'yla amatör telsiz görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşme, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi ekipmanımızla yaptığımız ilk görüşme olması açısından oldukça önemli. Gıda kayıp ve israfıyla mücadele için Mayıs ayında Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında Ekim ayında ise Söz Veriyorum kampanyasını başlattık. Şu ana kadar 785 bin imzayla vatandaşlarımız gıdalarına sahip çıkmaya söz verdi. Bu yılda üreticimizin mağdur olmaması adına fındık, mısır, kuru üzüm gibi birçok üründe taban fiyatları verilen sözler yerine getirilerek hasat öncesi açıklandı. Bu yıl ilk kez TMO kuru kayısı alımına da başladı. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerimizin gücüne güç kattık. Yangınları tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başladık. Bununla beraber yangınla mücadelede ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak da kullandık. Geleceğe Nefes kampanyamızda bu kez sadece 81 ilimizle değil, 28 ülkeyle de tek yürek olduk. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde pandemiye rağmen 4 milyon 150 bin fidanı toprakla buluşturduk.
Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yıl boyunca 81 ilde 7000'in üzerinde denetçimizle 1.266.685 denetim gerçekleştirdik. Alo 174 gıda ihbar hattından sonra 0501 174 0174 numaralı WhatsApp gıda ihbar hattını da vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Bu yıl gıda denetimleri sonucu 92.029.110 lira ceza kesildi. Gıdada taklit ve taşişe karşı yapılan düzenlemede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bundan böyle gıda sahtekarlığında daha ağır cezalar olacak. Elazığ'dan Malatya'ya, Van'dan İzmir'e deprem bölgelerine anında giderek depremzede vatandaşlarımıza her türlü destek için yanlarında olduk. Giresun ve Bursa başta olmak üzere yurt genelinde selden etkilenen vatandaşlarımıza da yardım elimizi gecikmeden uzattık. Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere bu yıl 5000 memur personel alımı gerçekleştirdik. Ayrıca 2347 mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen, sözleşmeli çalışma arkadaşımızın yerleştirmeleri yapıldı. 2019-2020 döneminde bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında toplam 11.717 personel istihdam ettik. 2020 yılı itibariyle geliştirdiğimiz 83 yerli tohum çeşidini sektörün kullanımına sunduk. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının %96'sı da yerli. 2002 yılında 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız 2019 yılında 9 kat artışla 155 milyon dolara yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzde yaz-kış demeden yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanların ve kuş türlerimizin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapmaya devam ediyoruz. Bakanlık görevinin ilk gününden itibaren hep sahada üreticimiz, çiftçimiz, emektarlarımızla beraber olduk. 2,5 yılda 750 bin kilometre yol yaptık. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ülkemiz için çalışmaya devam ettik. Bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde 14 uluslararası organizasyona katılım sağlayarak 100 civarında ülkeyle ikili temasta bulunduk. Millete hizmet yolunda çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya da devam edeceğiz. Yarınlarımız, geleceğimiz, ülkemiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizle, çiftçimizle, köylümüzle omuz omuza, yan yana olmaya devam edeceğiz. Destek bizden, gayret sizden, bereketi Allah'tan.